Satışta önemli bir şey şudur. Satış esasında pratik yapılan bir şey. Çünkü bunun doğrusu yanlışı yok. Bir satıcının başarılı veya başarısız olduğunu sadece sonuçlarla ölçmek çok yanıltıcı bir şey. Benim çokça eğitimlerde anlattığım bir şey var. Karşımızdakine aynalamamız lazım. Zaten aşağı yukarı 2-3 dakika sonra sizin bedeninizde benim bedenim aynı oluyor. Yani siz beni taklit ediyorsunuz veya ben siz taklit ediyorum. Bir dinleme yeteneğiniz yoksa bir soru sorma yeteneğiniz yoksa tavsiyem şu Merak edin. Yani şunu merak ediyorsun. Ya ben karşımdaki insandan ne öğrenebilirim? Bakın satış yapmanın yolu satışı düşünmemek. Çok satış yapmanın da sırrı Öncelikle beni dağıt ettiğiniz için e, mobil a, ailesine teşekkür ederim. Şimdi benim e, kariyerim şöyle. Amerika'da pazarlama okudum. Amerika'da pazarlama okuduktan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de ilk bankacıkla başladım kariyerime. Özellikle bugün ee, bu yeni mezunlara hep on diyorum, finansı iyi bilin. Bugün satışçıların en büyük e, şu andaki zaafı finansı bilmemeleri. Yani paranın maliyeti, nakit takışı, e, işte kurlar gibi birçok şeyi, e, bir şeyin derini hesap ederken çok önemli bir şey bu. Kariyeme paralama olarak devam etmek için Ünlever firmasına çalıştım. Ünlever'de ürün müdürlüğü yaptım e, Cold sektöründe. Daha sonra askerden önce e, Pars Machina Ericsson'da çalıştım. Pars Machina Ericsson'da da şöyle bir benim için bir gelişim oldu. McDonald's'ın Türkiye'ye getirmesiyle ilgili projede çalıştım. çalıştım. E, Persi'de çalıştım. Yani çok önemli yabancı markaların e, konumlandırmasında çalıştım. Yani orada çok ciddi bir şekilde pazarlama konusunda kendimi geliştirmiş oldum. E, daha sonra esasında bu satışın 16 altın kuralı dediğimiz yani şu anda insanlar ne? işte bu satışın 16 altın kuralı kitabımın hikayesini yazdığım e, Dow Jones Teret'te esas satış kariyerinde başladım. Orada e, Türkiye'de o zamanlar internet yoktu ve bu e, kapalı çarşı dediğimiz, e, o zaman tabii internet yok dünyada, para piyasaları Roche denen bir üzerinden çalışıyordu. E, ben de e, Türkiye'de Dünya Gazetesi ile bir haber ajansı kurdum. E, bir taraftan e, kapalı çarşıdaki bilgilerle bankaları bir yere getirdim. Yani çok önemli projeler. O yüzden bu bir başarı hikayesidir yani kendi açımdan. E, ee, alt, alt sene yakın Dow Jones çalıştım. Ee, dünyanın en iyi satıcısı ödülünü aldım orada. E, ee, kitabı yazdım. E, ee, altı 16 kuralı kitabında ne yaptım da bu kadar başarılı oldum. Onun hikayesini yazdım. Daha sonra e, üç, iki arkadaşımın teklifiyle e, biri Mindset'in sahibi Emre Kurtepe'li ve şimdi N11'in yönetim kurulu üyesi İzi Adato ile birlikte Türkiye'nin internet şirketini kurduk. Esasında e, hiç bilmiyordum yani teknoloji ilgimi yoktu. Hani klavye bile ne olduğunu bilmiyordum. Öyle bir dünyadan Türkiye'de internet satma, satmak için bir şirket kurduk. Çok da başarılı olduk. Daha sonra o şirketi Koçnet'e e, sattık. Yani şu anda Coach.net dediğiniz şirket bizim şirketimiz. E, yani daha doğrusu Koçnet'in kendisiyle Fonet dediğimiz bizim oluştuğumuz şirketin ikisinin karışımı oluştu O da bir başarılı hikayesidir. Çünkü e, o şirketi kurduğumuz zaman bir satış kadrom yoktu daha çok asistanlar çalıştım. İşte telefonla becerimin, Amerika'da 12 yaşındayken ben Amerika ya gittiğim zaman yaptığım işlerin çoğu telefon satışıydı. E diyorum ki zaten bugün, bugünün şartlarında en önemli satış yeteneği telefondur. Telefonla satış yapmasını bilmeyen bir satıcının bu yüzyılda şansı yok. Amerika'da satışların %98 telefondur bakın. Biz Türkler de bu ziyaret alışkanlığı var. Yani bir satış yapmak için etmenize gerek yok yani öyle bir şey yok. Ya o, o ziyaret alışkanlığı e, söyleniyor ama Taner Bey. O bir çay içilmeye gidilme e, düsturu var gibi sanki. Yok bence ya şimdi, şimdi bak, ya tabii onun iki tane fazı var tabi Şimdi eğer siz hiçbir insanı tanımıyorsanız gidi tanışın ayrı bir şey ama Hı. bir insan tanıştıktan sonra bir daha bir şey satmak için illa ayağına gitmek zorunda değilsiniz yani. Yani yani ha burada oturmuşum ben siz oturmuşsunuz ha telefonda ne fark ediyor? Güven işi var. Türkiye güvensiz bir ülke. Yani bizim DNA'mız güvensiz. Göçeme toplumu, insanlar çok fazla pratik zekalı e, insan var. Etik değerler çok oluşmamış ülkemizde, e, özellikle iş hayatında. E, o yüzden de insanlar birisini görmediği zaman huzursuz oluyor. Yani bu bizim esasında güven eksikliğinden kaynaklanmış şey. Bakın, bence telefon satış çok az sağlıklı. Eğer bir sunum yapmıyorsanız, e, bir insanla Dinlemek açısından, bakın şimdi şu anda bile internet üzerinden yayın yaparken bile sizin dikkatiniz dağılıyor değil mi? Kendi saçınıza bakıyorsunuz, bana bakıyorsunuz. Sürekli bir tedirginlik içindesiniz. Hem Fornet'i hem de infoneti aynı mantıkla büyüttüm. E, i̇ki senede şirketi e, on katına çıkardım. El Asim'in en büyük e, becerim yeni teknolojiler, yeni işler veya insanların yapamazlıkları şeyi kendim başlatmam. O yüzden bir şirketin başına geçtiğim zaman ben genelde satış kadrosu kurmam ben genelde satış kadrosu kurmamayı tercih ediyorum. İlk başta kendim yapmayı tercih ediyorum yani ilk önce yapıyorum. E, bu işin yapabilir olduğunu kendime de ispat ediyorum. Daha sonra satış kadroları kuruyorum çünkü özellikle yeni bir şey sattığınız zaman bugün e, hangi seviyede olursa olsun e, bir satıcının e, bunu yapması zor yani bilinmeyen bir şey satmak zordur. Çok zordur. E, o yüzden çok fazla bir, e, çok ciddi seviyede bir satış yeteneği ve satış tecrübesi olmayan bir insan e, bu konuda çok zor çeker. O yüzden ben diyorum ki ilk önce alıyorum, pazarı oluşturuyorum, e, kanal oluşturuyorum veya daha sonra ise ekibi istihdam ediyorum. Hem müşrik açısından gereksiz bir para yatırımı ortadan kalkmış oluyor hem de e, ben kendi kendime pratik ederekten Neyi yapmam gerektiğini, neyi yapmam gerektiğini buluyorum. Bakın satışta önemli bir şey şudur. Satış esasında pratik yapılan bir şey. Çünkü bunun doğrusu yanlışı yok. Ama e, belli yetenek havuzu vardır. Mesela şimdi ben aynı anda satış koçuyum. Şimdi bir insan, şimdi satı, e, satışta şu yanlışlık yapılıyor. E, satıcıların sonuçlarıyla ölçüyoruz. Çok yanlış bir şey bu. Yani bir satıcının başarılı veya başarısız o, olduğunu sadece sonuçlarla ölçmek çok yanıltıcı bir şey. Niye biliyor musunuz? Birçok yanlış yaptığı şeyi göremezsiniz o kişinin. Yani kişi en son satar. Değil mi sattı? Evet. Ama bunu sürekli, sürekli yapamıyorlar bunlar. Çünkü niye? Esasında zayıf olduğu nokta yani zaafları ortaya çıkıyor. Mesela kötü bir iletişimci ise veya kötü bir dinleyici ise veya ürünleri bilmiyorsa o tip bir müşteriyle karşılaştığı zaman o satıcı başaramıyor. Kaçıyor. Ama diğer yandan efendim? E ayrıca kaçıyor yani o dünyadan da kaçıp aslında belki firmanın Aynen. müşteri kaybına, ciro kaybına da sebep oluyor. Ve bunu göremiyoruz. Az önce dediğiniz gibi. Aynen. Şu anda eee satış bir aşama aşama bakarsak yani satışın psikolojisiyoruz ya ilk önce nedir aslında müşteri bulmak. Şimdi müşteri bulmak yavaş yavaş e, şeye kayıyor. Online'a e kayıyor. Yani artık bu LinkedIn dediğimiz bir e, B2B. Şimdi yok satışın e, psikolojisinde birçok aşama Bir tanesi mesela yeni müşteri bulmak. Bu eee satıcının çoğunda olan bir yetenek değil. Yani yeni müşteri bulmak bambaşka bir şey. Yani ama bir insan mesela yeni müşteri bulamaz ama olan müşteriyi büyütebilir mesela veya mevcut müşteriye satış yapabilir. O yüzden bu ikisini ayırmak lazım. O yüzden ben şunu diyorum. Bir insanı bir satıcı aldığınız zaman bunun bir e, farmer mı, hunter mı olduğu. Amerikalılar iki tane terim koymuşlar. Yani hunter demiş şey avcı, farmer demiş şey çiftçi. Biri gidip buluyor, yakalıyor. öbürüsü ise onu besleyip büyütüyor. Onun için ikisi de farklı yeteneklere, mesela birisi daha aktif bir kişilik gerektirir, girişkenlik gerektirir, cesur olmak gerektirir. Ondan sonra sosyal olmak gerektirir. Yani çok fazla iş dışında sosyal veyahut olmasını bekliyor. Diğeri ise daha sakin, iyi bir dinleyici, detaycı, insanları dinlemekten keyif alan, Birincisi konuşmaktan keyif alıyor, bir dinlemekten keyif alıyor. Şimdi dinlemekten keyif almak diye bir şey var. Şimdi satıcılar için biraz uzak bir şey. E çünkü satıcılar konuşmayı seviyorlar. Tabii. Ama satış dediğin şey, diyor bak satışta konuşmak diye bir şey yok diyorum ben. İyi bir satıcı olacaksanız %80 dinleyeceksiniz. %20 ise soru soracaksınız. Yani konuşmak satışın hiçbir aşamasında yoktur. Sosyalleşme haricinde, sunum yapmak haricinde satışta bir satıcının konuşturması gereken hiçbir şey yok. Ancak müşteri bir soru sorar, cevap verirsiniz. O yüzden buradaki e, dikkat etmek lazım. Bu Diğer konu raport diyoruz. Yani benim bu kitabımda çok bahsettiğim uyum tekleri. Yani bir insanla bir insan uyum sağlamadığı zaman ne demek uyum sağlamak? İşte bu ses tonu, e, kullanan sözcükler, e, dünyaya bakışımız, e, kıyafetimiz, aksesuarlarımız, eee Ortak hobilerimiz, ortak yaşam tarzlarımız, dünyaya bakışımız, inançlarımız, değerlerimiz, bunların hepsi karşımızdaki insanla uyum sağlamamızı sağlar veya uyum sağlamamızı sağlar. Tamam Diğer uyum sağlama şeyi bedende olur. Yani benim çok çok eğitimlerde anlattığım bir şey var. Karşımızdakine aynalamamız lazım. Zaten iç, beynimizin içinde aynı nöronlar var, aynı nöronlar. Yani eğer siz iyi bir dinleyicisiniz veya empati yeteniniz yüksekse e zaten aşağı yukarı 2-3 dakika sonra sizin bedeninizde benim bedenim aynı oluyor. Yani siz beni taklit ediyorsunuz veya ben siz taklit ediyorum. Sanki ikimiz aynı insanmışız gibi oluyor. ben öne eğiliyorum, siz öne eğiliyorsunuz. Arkaya gidiyorsunuz, arka gidiyorsunuz. Kolu kapatıyorsunuz, kolu kapatıyorum. Ben gidiyorum kalemi, kalemi alıyorum, tutuyorum, siz kalemi tutuyorsunuz. Veya buna benzer şey. Ben saçımı eğiliyorum, siz bir kolunuzu eğiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde karşımıza insan bizi eğer taklit ediyorsa bu karşımızdaki insanın bize güvenliğin göstergesidir. Yani uyum sağlıyoruz. Ses tonu önemli bir şey bu. Ses yüksekliği önemli. Sesin hızı önemli. O yüzden ben diyorum satıcılara ilk, ilk görüşmeye baş, gittiğiniz zaman veya bir insanı tanımadığınız zaman önce bakın senkronize oluyor musunuz? Yani beden dilleriniz, ses tonlarınız birlikte hareket ediyor mu? Bu çok önemli bir şey. Daha sonraki aşamalar da esasında ihtiyaç analizi. Şimdi bana en çok sorulan soru ihtiyacı nasıl bulacağım ihtiyacı. Ben o ihtiyacı bulmanın yolu soru sormaktır. Yani bu konuda yet bir soru sorma yeteneğinizi geliştirmeniz lazım. Ama çoğu insan diyor ki ben ne soracağım bilmiyorum. İşte zaten satıştaki en kritik nokta e, bence ilk başta uyum sağlama, müşteriyle iletişim anlamında. Daha sonraki aşamada ise ben ne soracağım? Ne soracağım? Çok önemli bir şey. Yani ne diyoruz aslında? Açık sorular sorun işte. Ne, nasıl, kim, nerede e, gibi sorular sormanız lazım. Yani ee, cevabı evet veya hayır olan sorular sormuyoruz. Çünkü cevabı evet hayır sorduğunuz zaman mesela bütçeniz var mı E ee, Sal günü dörtte gelebilir miyim aynı şekilde veya kararları sizin veriyorsunuz. Ee, bu tip sorular e, müşteri konuş tutmadığı gibi e, onun bilgi vermesini de e, teşvik etmiyor. O yüzden az soru soracaksınız. Mesela şirketinizde kararlar nasıl veriliyor e, gibi e, veya Herhangi bir ürün alırken hangi süreçlerden geçersiniz gibi sorular sorabilirsiniz. Veya firmanızın burada yaşamış olduğu geçmişte sorunlar nedir? Veya şu anda elde etmek istediğiniz şey nedir? O yüzden ihtiyacın amacı biraz profesör gibi, biraz bir psikolog gibi, bir avukat gibi, bir doktor gibi merak etmek. Yani eğer sizin bir dinleme yeteneğiniz yoksa, bir soru sorma yeteneğiniz yoksa, tavsiyem şu. Ben öyle yaptım. Merak edin. Yani şunu merak ediyorsunuz. Ya ben karşımdaki insandan ne öğrenebilirim? Yani bırakın satışı. Unutun satışı. Yani ben yok satış yaparken satışı düşünmeyin. Bakın satış yapmanın yolu satışı düşünmemek. <laughs> Çok satış yapmanın da sırrı satış yapma ihtiyacınız düşünmemek. Bakın. Bir tanesi hiç satışı düşünmüyorsun. Yani o satış ortamında olduğunu düşünmüyorsun. Rahat oluyorsun. Evinde gibi. İkincisi ise satış baskısı baskısı olmasın. Yani ben illa bu satışı yapmalıyım psikolojisinden çıkmanız gerekiyor. Satışın en psikolojisi bu esasında. Ama diyorlar ki, "E benim kotam var." Evet. E, ve baskı altındayım." Ben de diyorum ki, zaten yani en büyük sorun bu. Satış satışçıların bu kadar baskı altında olması ve eline iş olmaması. Yani senin elinde iki tane, üç tane iş varsa ve ay sonunda senin belli bir rakama ulaşman gerekiyorsa e, o zaman sıkıntı çekersin. Senin yapman gereken e, Amerika'da söylenen funnel veya pipeline'ı dolduracaksın. ya. Biz, ben yani. diyorum ki sat, satış rakamlarına odaklanmayın. Bakın eğer siz satış rakamlarına odaklanırsanız hata yaparsınız. Sizin odaklamanız gereken tek bir şey var. Şu pipeline'ı hedefinizin üç katına getirmek. Sırf oraya odaklanırsanız, her zaman hedefinizi yaparsınız. Yani diyelim aylık bin liralık hedefiniz var, yapmanız gereken. Sizin yapmanız gereken içeride 3000 liralık en az teklifiniz olmak zorunda. Ama siz sadece 1000 lirayı düşünürseniz, yapamazsınız. O yüzden yapmamız gereken şey, ben 3000 e, satış fırsatını nerede ve nasıl yakalayabilirim? Ve sürekli o pipeline boşalacaktır, yani ya kaybedeceksiniz. Tabii. E, veya kazanacaksınız. Yani o rakam sabit kalmıyor ki her ay düşecek. Sizin yapmanız gereken o 3000 rakamını hep tutmak. Hep 3000 rakamını tutmak. Yani sizin hayatta tek odaklanmanız gereken şey o pipeline'daki 3000 rakamının düşmemesini sağlamak. Nokta. Bunu yaptığınız sürece satış e, oranlarınızdan dolayı genel 25 33tü dünya ortalaması satışta. Siz her zaman her ay hedefi tutursunuz. Bu kadar basit. O yüzden yapmamız gereken şey o e, satış fırsatını yükseltmek. İtirazlar şey var, sunum var. Yani sunum yetenekleri önemli bir şey, ee, bazı insanlar sunum yapmasını bilmiyorlar. Niye bilmiyorlar biliyor musunuz? Özellikle teknik insanlar bilmiyor. Çünkü her şey anlatıyorlar. Her şey anlatıyorlar. Ee, i̇nsanın zaten e, dikkat süresi çok düşük, bir insanın dikkat süresi 20 saniye. Bakın 20 saniye. Bir insanı dinleyebileceği maksimum süre bana göre 3 dakika. İnteraktif olmadığı sürece, bir insan bir insanı 3 dakikadan fazla dinleyemiyor. 30 tane fazla dikkat edemiyor. E, onun için sunum yaparken sunum yapıp da müşteri, müşteri sürekli interaktif olup müşteri sunumun içine tutması lazım. Yani anlatırken bir şeyi onun soru sorması, anladığını teyit etmesi gibi 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 şeylerle o kişi sürekli o sunum içinde içinde olması lazım ki e, kopmasın. E, sunumu yapmak ayrı bir yetenek. Bu konuda yine bir gelişmesi gereken bir yetenek. Pratik de olan bir şey. Sunum yapmak dünyada yine satışta yeni müşteri bulmak gibi, randevu almak gibi en zor yeteneklerden bir tanesi. Daha sonra var itirazlar var. Sevmiyoruz itirazları. Hani bana iknanın sırlarını soruyorlar. Taner Hocam satış kapatma işini e, soruyorlar bana. E, nasıl satış kapatırız diyorlar. nasıl e, Bunların hepsi esasında satışı nasıl açtığınızla alakalı bir şey. Yani siz eğer satışı doğru kurularsanız, en başından doğru ilişki kurarsanız, güven yaratırsanız, uzmanınız karşı ikna olursa, müşterinin ihtiyacını iyi anlarsanız, doğru soruları sorarsanız zaten o en sondaki itirazlar azalacaktır. Ve satış kapatmanız doğal yolu olacaktır. Yani dünyada satış kapatma diye bir şey yok ama dünya doğru satış açma, doğru ilişki kurma gibi şeyler var. O yüzden itirazlar da esasında bir nispeten şöyle bakarsanız, bakın ben size satış psikolojisi diye bir konu belirledik. Birincisi biz satış yaptığımız hissine kapılmıyoruz. Satış baskısını üzerimize hissetmiyoruz. Bunun dışında yapmamız gereken şey itiraz geldiği zaman şükür ediyorsunuz diyorsunuz diyorsun ki iyi ki bu itiraz geldi. Yani her itirazı bir bir şükran çünkü itiraz etmezse satış yoktur. İtiraz yoksa satış yoktur. Bakın bu çok önemli. Seviyorum, bu 30 sene satış işindeyim. Bir karşıdaki insan size itiraz etmiyorsa, pazarlık yapmıyorsa satış yoktur. Tamam. Nokta. Bunlar insanın en doğal iki güdüsü. Her, niye itiraz ediyoruz? Bir kere itirazı üçe ayıralım. Bir, kişi karar verecek kadar bilgiye sahip değildir. Karşımızdaki insan anlamamıştır. Birinci şey bu, itirazı bir. İki, karşımızdaki insan kendine güvenmiyordur. Güvenmediği için, o güveni sizden almak için sizi zorluyordur. Niye e, zorluyor? Çünkü muhtemelen o kişi ara kademe yöneticisidir ve patronlu veya bir üstünde kişiyi ikna edecektir. O yüzden de o ikna yapabilmesi için size öğrenmesi lazım. Öğrenmenin yolu siz zorlaması. Hatta bir gün çok büyük bir holdingin IT direktörü, çok da severim kendisi artık emekli oldu ama o kadar zor sorular soruyor ki sonra döndü bana dedi ki Taner dedi biliyorum seni çok zorluyorum dedi kusura bakma dedi niye yapıyorum biliyor musun dedi çünkü sen çok iyi bir satıcısın dedi. Ben senden şu anda satışı öğreniyorum dedi. <laughs> senden öğ senden o kadar öğreneceğim ki dedi. ben de patronuma dedi fikrimi senin gibi satmak istiyorum. O yüzden ben seni olabilecek kafamdaki tüm itirazlarla boğuyorum ki evet. patronun karşısına çıktığım zaman senin gibi cevap verecek kadar kendimi rahat etmek istiyorum dedi. Yani üçüncü sebep ise itirazlarla ilgili. E, kişi e, gerçekten sizden alışveriş yapmak istemiyordur ama muhtemelen yukarıdan bir yerlerden Patronu veya a, e, işte aile iş ise aileden birisi onu zorlamıştır ve kişi almamak için bahane üretiyordur. Yani itirazların sebebi sizi gerçekten almak istemiyordur, İyi niyeti değildir. Onu ayırmak lazım ama diğerlerindeki şey e, bence diğerlerindeki e, itirazlar çok sağlıklı itirazlardır ve e, kişinin bundan rahatsız olmaması lazım. Satış kapama da sahasında tamamen zaman olan bir şeydir. O da önemli bir şey. Yani satış biraz kapama duygularla alakalı olduğu için tavsiyem şu. Eğer eminseniz müşterinin ihtiyacını karşılayacağınızı, müşteri yani şu 5 şey çok önemli şey bakın. Bu 5 şey olmadan satış kapatamazsınız. Nedir bu? Bir, e, aciliyet çok önemli şey. Acil, acil mi? İki, güven. Size güveniyor mu kişi? E, üç, e, kişi e, ihtiyacı var mı? Yani isteği var mı? Ondan sonra kişinin yetkisi var mı? 5 kişinin kaynağı var mı? Yani parası, zamanı, enerjisi var mı? Bu beşi olmadan bunu bir yere yazın bence bu 5 taneyi, söyleyin 5 şeyi. Bu 5'ini tıklayın. O 5'i yerine gelmeden satış kapatma konusunda hareket geçmeyin. Çok önemli bir şey. Yani kişi mesela çok isteklidir. Yetkisi yoktur. E, şirket bunu almak istiyordur ama bütçesi yoktur e, veya e, almak istiyordur ama aciyeti yoktur. Yani bugün özellikle kendi sektörümüzde e, güvenlik sektöründe e, teknoloji sektöründe çoğu IT müdürü sırf meraktan kendi geliştirmek için e, şirkette bütçelenmemiş, planlanmamış birçok şey almaya kalkıyor. Sizi boş boş yoruyor. Bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki satışların %60'ı neye kaybediyor biliyor musunuz? Dünyadaki satışların %60'ı. Bu Amerika istatistiği. No decision. Kararsızlığa. Yani insanların %60'ı karar veremiyor. Bence. İkinci sorun nedir bence? Yanlış müşteri de zaman kaybetmek. Evet. Yani almayacak bir insanda. Yani satışların iki tane düşmanı var. Bir kararsızlık. iki kişinin eee şey konusunda yani kişi alma konusunda e, e, doğru müşteri değildir. Yani e, mesela bana diyor ki e, ürünümüz çok pahalı. Ben diyorum ki senin ürünün pahalı değil. Senin müşterin yanlış. Yani senin müşteri adayın yanlış. Çünkü sen Hı. eğer müşteri adayı yanlışsa sen ne kadar iyi bir satışa olursan ol hangi fiyatı verirsen ver her zaman pahalı diyecek. O yüzden öncelikle müşterinin doğru müşteri olduğuna emin olun. O beş şeyi saymış olduğum o beş şeyi tek, tek üzerinden geçin. Ee, karşımızdaki insanla uyum sağlıyor muyuz? Bakın yani senkronize oluyor muyuz? İnsan olaraktan yani birbirimize yapıyoruz. Ee, bir de çok önemli bir şey var. Karşımdaki insan bizden hoşlanıyor mu? Çok önemli bir şey. Hoşlanıyor mu? Şimdi iknanın psikolojisinde e, çok önemli bir faktör daha var. Onda ile iletim konuşma var. Bulunduğunuz ortam kararımızı etkiliyor. Bulunduğumuz ortam. Bakın çok ensem bir araştırma var. E Robert Cialdini diye bir adam var. İkna'nın psikolojisini yazmış. Evet. Onun şimdi iknaya açılan kapı diye bir kitabı var. Şimdi bir tane yakışıklı bir adam kızlara diyor ki bana telefonunuzu verir misiniz? Duruyor bir yerde kızlara soruyor. Ben ile ben size telefonunuzu bana verir misiniz? Daha sonra sizi arayacağım. Kızların %13'ü evet diyor. E, fakat adam bu teklifi yaparken adamın bulunmuş olduğu yerin arkasında bir tanesinde fırın var. Fırın var. Birimiz fırın yani ekmek fırını. Bir tanesi de ayakkabıcı dükkanı. Şimdi bu adam alıyorlar aynı adamı. Bir çiçek dükkanına ne koyuyorlar? Aynı adam, aynı adam birebir kızlara soruyor. İlkinde yüzde 13'ü yani kızların yüzde 13'ü telefonu veriyor bu adama. İkinci durumda çek dükkanı ön adam duruyor. Aynı soruyu soruyor bana telefonunuzu verir misiniz? Daha sonra sizi arayacağım. Kızların yüzde 30'u veriyor. <laughs> Aynı. Şimdi bunun tek şeyi e, çek dükkanı romantik olduğu için evet. o andaki kızlar o çek dükkanını daha romantik hissediyorlar. Yani duyguları e, daha... E, romantik hale geliyor ve o verilen teklif cazip geliyor. Öbürsünde arkada fırında olduğu için veya ayakkabı dükkanında olduğu için tamamen kişinin mantığı çalıştığı için o kişi karar verirken doğal olması gerekiyor. Yani insanın kararlarını, duyguları karar veriyor ve mantığıyla karar veriyoruz. Elhamdülillah duygularımıza karar veriyoruz. Mantıkla da teyit ediyoruz. O yüzden eğer bir insan bir şey satarken duygusal bir şey satarken bulunduğunuz ortama çok dikkat edin. Evet. Hangi ortamdasınız? Çok önemli bir şey yani karşımızdaki insan rahat olmalı. Siz rahat olmalısınız. Ee, ve bulunduğumuz ortam bizim satışımızın aleyhine çalışmamalı. Aleyhine çalışmamalı. Benim bir iki tane sorum var. Beni çok merak ettiğim, katılımcıların da bu konuyu çok merak ettiklerini düşünüyorum. Ee, özellikle sizin gibi e, telefonunda satış yapma noktasında uzman birisi olan e, kişiye bir e, iki tane sorum var. Bu güncel durumlardan kaynaklı olarak da e, söyleyeceğim. E, bir kere sizinle çalışan insanlar çok şanslılar çünkü e, yani satışın e, İş, yani bulunduğunuz e, sektörde bulunduğunuz ürünün e, satılabilir kabiliyetlerini Kendinizin deneyimlemesi ve bunu sadece temsilcinize bırakıp onu sadece repeat ettiğiniz yani tekrarla bunu artık ben bunu yaptım bu çalışıyor ve bunu e, çalıştır dediğiniz bir dünya zaten gerçekten çok e, doğru bir e, dünya. Bunu bu arada biz de şirketimizde e, kendimiz e, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, Taner Bey şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz yaklaşık evet. e, son yaklaşık 20-30 toplantımızda e, bizden e, artık yavaş yavaş... E, CRM uygulamaların içerisinde e, artık ziyaret değil, e, telefon görüşmelerimizle, e, video konferanslarla e, iletişim kurulabilecek ve sonuçta biz biliyorsunuz satış süreçlerinin dijitalleştirme tarafındayız. Yani biz bu süreçler için teknoloji üreten bir firmayız. Evet, ee, evet, sardık, evet. Teorik ve pratik tarafında... E, kişilersiniz ee, ve hani buradaki iki kaynak bir araya geldiğinde e, sahada teknolojinin ve e... Teorikte ve pratikteki noktaların birleştiği bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Bizden şu anda dediğim gibi en çok istenen konuların başında bunlar geliyor. Bunun aslında iki tane temel sebebi var. Bir tanesi insanlar evet bu sağlık süreçlerinden dolayı hani bu ziyaret edilme mesafesini artık kaldırıyorlar. Yani aslında mesela bir önceki konuşmalarımızda en çok sorular şuradan geliyordu. Ya biz ziyaret etmeyelim tamam, ama müşteri ziyaret istiyor, müşteri bizi ayağına çağırıyor, mecburen gitmek zorunda kalıyor. Tamam. Aslında son dönemde de gördüğümüz şöyle bir akım var. İnsanlar da artık ziyaret istemiyorlar. Yani e, hani ziyaret değil telefonla görüşelim ve e, ya da video call yapalım noktasına kadar evet. gelmiş durumda bence bu zaten e, doğal seleksiyonda biz bunu da böyle olacağını evet. öngörüyorduk yani bir doğal seleksiyon yaşıyoruz e, o yüzden o ziyaret e, süreçleri kalkıyor ve e, otomatik olarak da bunun teknolojik olarak da vücut bulmasını istiyorlar e, fakat e, biliyoruz ki Türkiye'de az önce siz o Türkiye'deki kültürü çok iyi anlattınız neden ziyaret e, bu arada bence hani ben oraya bir ekleme yapacağım Nacizane e, satışçılar da sanki ziyarette kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Orada iknayı daha iyi yapabilecekleri gibi bir inançları var. O yüzden telefonla iletişimi veya bu işte şu anki yaptığımız video iletişimin çok karşı tarafta ikna edemeyecekleri gibi bir algı oluştu. Ve ben yine sizinle koptuğum bir dönemde de şunu anlattım. Biz Taner Bey ile hiç yüz yüze gelmedik kendisiyle Doğru. hiç e, aynı ortamda bulunmadık ama sanki böyle değil mi? Yani ya yanlışsam düzeltin ama yani aylar unutmuşuz gibi de sanki aynı, evde, e, aynı odada konuşuyor gibiyiz, aynı odada konuşuyoruz. <laughs> <gibiyiz. gülüyor> aynen e, evlerimizde de e, sanki aylardır da tanışıyormuşuz gibi bir iletişim aynen. yakaladık e, ve bu demek ki olabiliyor anlamına geliyor. Şimdi sorum aslında şu, e, bu yarım saat içerisinde bize anlattığınız satış dünyasının e, Belki ECMOB sayesinde de teknolojik olarak da kullanılabilecekleri CRM anlamında işte telefon görüşmesini, video konferanslarla satış öncesi ve satış sonrası süreçlerini de takip edebileceği bir dünyaya götürürken e, satış temsilcilerine ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bir telefonda iletişim nasıl kurulmalı? E, nasıl sunum yapılmalı? Nasıl ikna edilmeli? E, bu aramalar hangi sıklıklarla yapılmalı? E, gibi çünkü biliyorsunuz telefon veya şey biraz daha özel alanlarımız. E, bunlar da böyle sizin bir 10 dakika... Bir, dakika vereyim ben, anlatayım yolda. ben size. Bir kere e, telefonla satıştaki önemli şey e, doğal insan e, sosyal varlık olduğu için telefon tabi araya bir mesafe koyuyor. E, yapmamız gereken bir kere en önemli şey kesinlikle soğuk satış yapmamak. Yani ararken eğer benim gibi genel müdür değilseniz ki genel müdür olmanın bir avantajı var. Çünkü ben herhangi bir insanı aradığım zaman kendi statümle e, karşımdaki insan kolay kolay beni reddedemez. Çünkü onu aynı statüdeyim. Tamam. Üst statüdeyim. Veya ben kimi arıyorum? E, IT müdürünü arıyorum. Bilgi işlem bir arıyorum? Tamam. Onu üstüyüm ben. Ee, Türk insanında tele, telefonla e, satışta e, en önemli şey aradığımız zaman e, karşımızdaki insanı tanımıyorsak ve çok üst seviyeli bir istiysek muhakkak e, bir referans yolu arayalım. Yani kişiyle ya ortak bir arkadaş veya ortak bir tanıdık vasıtası aramakta fayda var. Yani veya da e, kişiyi araştırıp onu tanıyan birisinden o bizi öncesinden tanıtmasını söyleyebiliriz. Yani önemli bir şey bu. Yani e, soğuk satış yapmayın bence bu önemli bir şey. Soğuk satış yapmayalım. İkinci konu e, karşımızdaki insanla ilk tanıştığımız zaman 2-3 dakika sosyalleşmemiz lazım. Hemen yani direkt konuya girmeyin. E, niye aradığınızı söyleyin. Yani arama sebebiniz ne? E, niye o kişiyi arıyorsunuz? Diyebilirsiniz ki e, biz Firmanızı araştırdık. Ee, sizin sektörünüzde birçok sizin gibi firmayla iş yapıyoruz ve e, şu çözümümüzün size fayda olacağını düşündük. Diyebilirsiniz mesela. Ee, evet. Bu karşı insanın merak edecekleri veya izin isteyebilirsiniz diyebilirsiniz ki yani şöyle bir şey var. Yani şu anda online olduğu için ederseniz önümüzdeki hafta size zoom üzerinden bununla ilgili kısa bir tanıtım yapalım. E, oldukça kısa. Bu, bunun için zaman ayırır mısınız? Mesela böyle bir şey olabilir. Zaman ayırır mısınız? Ee, bu olabilir kişiyle. Yani mümkün olayı sıcak yapmak lazım. Dediğim gibi e hakkında düşüneceğini merak ediyorum. Şimdi e-ticaret e, de burada B2B, B2C birçok farklı e, sektör var. O yüzden de e-ticaretin ne olduğuna bakmak lazım. Sektörü araştırmak ve sektör göre yani sektörün giriş altına göre bir satış ee, çizmek lazım.